Siz röportajın başında konuştuk. Bir 10 yıllık sürede icra kuruluna girebilecek seviyede idiniz. Ve dediniz ki önemli olan ne kadar çok çalıştığınız, kaç yıl çalıştığınız değil, çalıştığınız süre içinde ürettiğiniz değerler. Bir kadın iş hayatında iyi bir kariyer planlıyorsa, başarılı olmak istiyorsa, o dediğiniz değerler neler olabilir? Ne yaparsa iş hayatında başarılı olur. Peki. Şimdi benim aslında böyle bir kendi düsturlarım var. Nacizane hani kendi hayat hikayemden. Onları sizle paylaşayım. Öncelikle bence bir inanç ve tutku önemli diye düşünüyorum. Yani bu kadın profesyonel kurumsal hayatta da olabilir. Girişimci kadınlarımız da çok var ve çok takdir ediyorum ve imrenerek izliyorum. Çok başarılı girişimci kadınlarımız var. Onların da arkasındayım, yanlarındayım. Yani bir hakikaten yapmak istediğimiz şeyi iyi hissetmemiz lazım, iyi analiz etmemiz lazım ve orada o yapmak istediğimiz şeye sevgi ve inancın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ne yapıyorsak yapalım, hakikaten başarılı insanların hikayelerinde o var. Yani o tutku, inanç var. Bunun ben ilk önemli nokta olduğunu düşünüyorum. İkincisi, yaptığı işe emek vermek. Yani gerçekten de böyle hani parmağını salladın, hani bir kere bir şans kapıyı çalabilir, bir kere bir voley vurabilirsiniz ama ben hayatta hakikaten bir şeyleri yapıyorsanız ona emek vererek, nasıl çocuk emek istiyor, bitki emek istiyor, yani pek ilişki emek istiyor, işte iş ortamı da emek istiyor, ona hakkını vermeniz gerekiyor. Hani şey var ya, bir konuda söz söyleyebilmek için en az 10 bin saat o konunun üzerinde vakit harcamak gerekiyor. Katılıyorum ben buna biraz da. Yani bazen insanlar ilgili olup bilgili olmayabiliyorlar. Hakikaten bir şeye hem ilgili hem de bilgili olmak için emek vermek gerekiyor. Bunu üçüncüsü, yani öyle bir dünyadayız ki bunu pandemiyle gördük. Sürekli öğrenmemiz gerekiyor. Yani durduğumuz an geriye gidiyoruz. Birbirimizden mesela şu pandemide birbirimizden ne çok şey öğrendik, değil mi? Yani önümüzü göremiyorduk. Kördük adım adım birbirimize sorarak. Hayatımız, iş dünyası da öyle. Yani kapayacağız mı, açacağız mı? İşe gidilecek mi, gitmeyecek mi? Üretilecek mi, üretilmeyecek mi? Ama ne oldu? Yani burada ciddi bir aslında toplumsal sağduyu, toplumsal ortak akıl. Bunlarla birlikte hep birbirimizden öğrendik. Bu dünya bence yani merak etmek, öğrenmek, merak da çok kıymetli. Yani öğrendiğimiz kadınlarımız da ilgili olduğu alanlarda emek sarf edip öğrenmesi gerekiyor. Bence o kıymetli noktalardan bir tanesi. Dördüncü bence hassas noktalardan bir tanesi. Hem kendimizi hem de etrafımızdaki dokunduğumuz insanları iyi ve özel hissettirmenin önemli olduğunu düşünüyorum Tülay'ın başarıda. Yani kendimize de hakkımızı, yani bu hani işte iş dünyasında bazen tükenmişlik sendromu oluyor, pek çok noktalarda konuşuluyor, iyi hissetmemek vesaire. Hem kendimizi iyi hissettiğimiz zaman hem de etrafımızı da iyi hissettirmemiz lazım. Yani ben mesela buna özen gösteriyorum. Burada pek çok da hata yaptım. Yani geçmişteki hatalarımdan da öğrendim. Yani başka bir gündemde belki onları da tartışırız. Yani hakikaten o iyi his, hem ben bunu yapıyorum, iyi şeyler ve onu da duymak. Yani birbirimize genelde iyi feedback'i az veriyoruz. Bir şey başarıyı görüyorsak ya diyoruz belki arkasından şu arkadaş başarı, ona da söylemek lazım. Yani bu iyiliği ve güzelliği ve iyi mesajları birbirimize paylaşmamız lazım. Çünkü şu sırt sıvazlamak ya da iyisin demenin verdiği enerji ve motivasyon pek çok yapılmayacak şeyi yapılır kılıyor diye düşünüyorum. Beşincisi de aslında zamanımızı ve enerjimizi de iyi yönetmemiz lazım. İşte hani bana hep bunu sordunuz ya, nasıl yönetiyorsunuz bu kadar konuyu? Aslında bakmayın, pek çok konuyu da yönetmiyorum, bırakıyorum. Yani bu taşıdıklarımı yönetiyorum, diğerlerimi yönetmiyorum. İşte demin söylediğim gibi artık bazı şeylerde arkada duruyorum, katılıyorum. Bazı şeylerde liderliği alıyorum. Onun dengesini de iyi yapabilmek lazım. Bu sadece iş olarak değil, hayatın bütününde nerelerde bayrağı taşıyacaksınız, nerelerde katkı sağlayacaksınız, nerelerde de hiç olmayacaksınız. Bazı şeyleri de
olmamaya, yani hayır diyebilmeye, yapmamak da bir tercih ve yapmamak da aslında bir stratejik duruş. Çünkü onu yapmayarak başka bir şey yapıyorsunuz. Bunları yapmanın ve bu doğrultuda ilerlemenin ben kıymetli ve özellikle kadınlarımız için yeni dönemde, yeni dünyada. Çünkü hani ne var? İşte kadın istihdamı %37, erkek istihdamı %75. Ya erkeği ittirelim kaktıralım %80'e gelsin. Esas fırsat nereden gelecek? Kadınlardan gelecek. Kadınlarımızın işte bu saydığım pek çok özellik aslında pek çok kadınımızda var. O özellikleri ortaya koyduğumuz bir dönemdeyiz. Bu fırsatı kendimizde de görelim. Sadece etraf olarak ne başarılı demeyelim. Niye yani o yapmış, neden ben yapmayayım noktasıyla yolumuza devam edelim diye düşünüyorum. Çok güzel tavsiyelerdi bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizin özellikle eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da almak isterim ayrıca. Valla çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbetti. Belki kapatırken rahmetli Mustafa Koç'u analım. O da bizim yönetim kurulunda kadın derneğinin mentorlarındandı. Çok da katkısı vardı. O kadınlar zirveye, toplum ileriye mesajını veriyordu. Gerçekten de çünkü kadın aynı zamanda yeri geldiğinde anne, erkeği de yetiştiren, toplumun ve sosyal ortamın düzenini sağlayan, yeri geldiğinde iş dünyasında, yeri geldiğinde kamuda, yeri geldiğinde eğitimde kadınlarımızı daha fazla görmemiz lazım. Kadınlar zirveye çıkça bizim toplumumuzda inşallah daha fazla ileriye gidecek diye özetleyeyim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği Yönetim Kurulu üyesi Selen Kocabaş bizimle birlikteydi. İzlediğiniz için size de teşekkürler.